Esenyurt'ta bir tekel bayiindeki vahşet görüntülerini konuşmaya devam ediyoruz. Tabii bir yandan olayla ilgili soruşturmayı da izliyoruz. Gözaltındaki 9 kişiden Murat Özer tutuklandı. 8 zanlının emniyetteki sorgusu devam ediyor. Bu olay kozmopolit yapısıyla bilinen Esenyurt'taki asayiş sorununu bir kez daha gündeme getirdi. Gecekondularla lüks rezidansların iç içe geçtiği ilçe karmaşık yapısı ve yabancıların fazlalığıyla dikkat çekiyor. Mahalleydi, 1989'da ilçe oldu. Sayısız rezidanslar yapıldı, çok sayıda göç aldı. Almaya da devam ediyor. Tekel bayisinde iki kişinin öldürülmesine sahne olan İstanbul'un en büyük ilçesi Esenyurt'a kalabalığından ve yabancıların fazlalığından Los Angeles şehrine atıfla Esenciles deniyor. Türkiye'nin her bir ilinden vatandaş burada yaşıyor. Dünyanın 101 değişik ülkesinden göç alıyoruz. Altyapı ve üst yapı sorunları çok had safhada. Geçmişte yapılan yanlışlıklardan bu çarpık kentleşmenin getirmiş olduğu bir sorun. Devlet kurumları ve yerel yönetimlerin nitelikli birliktelikte yapacağı çalışmalarla bu süreç içinde giderilebiliyor. Bunu yaşayarak gördük. Esenyurt, dünyanın dört bir yanından göç alan en kalabalık İstanbul ilçelerinden biri. Resmi verilere göre nüfusu 1 milyonu aşmış durumda. Esenyurt'ta lüks rezidanslarla gecekondular yan yana görüntü veriyor. 85'ten beri Esenyurt'luyum. Çocukluğumuz buralarda geçti ve iyi bir çocuk geçirdik. Yani dışarıdaydık. Çok bu kadar olay olmazdı. Fakat iç göçler, dış göçlerin de yoğun olmasıyla birlikte buradaki bir sürü olaylara sebebiyet verdi. Esenyurtlular ilçenin adının cinayet, hırsızlık, kavga, çatışma haberleriyle anılmasından mutsuz. Ben burada 2000 esnafa kredi vermişim. En iyi esnaf ben de, sermayenin döndüğü, esnafın iş yaptığı bir Esenyurt'ta yaşıyorum. 2000 kişi bana kredi ödüyor. Şu anda bir tane esnafım hazizli, takipli değil. Yardımlaşmayı, dayanışmayı en iyi bilen esnaf bizde. İlçenin nüfusu Türkiye'nin 57 ilinden daha kalabalık. Esenyurt'ta kaçak göçmenlerle birlikte 2 milyon kişinin yaşadığı tahmin ediliyor. TÜİK verilerine göre de geçen yıl en fazla konut burada satıldı. Bilhassa plazalar var. Hemen arkamızda da daha böyle gecekondu olan mahallemiz var. Böyle de olunca çatışma da oluyor. Burada çok lüks restoranda oturan bir çocukla gecekondu oturan çocuk ister istemez böyle onun ona özentisi oluyor. Bunlar da bir insanlarda sosyal patlama meydana getiriyor. Esenyurt, İstanbul'un en çok suç işlenen ilçeleri arasında yer alıyor. En fazla işlenen suç evden, iş yerinden ve otomobilden yapılan hırsızlıklar. İlçede yaşayan 35 yaşındaki Turgay Ergen'e son olaylardan oldukça rahatsız. Yani artık yaşanacak gibi değil ya Esenyurt gerçekten. Kendimi toparlasam, düzenimi kurabilsem buralardan gideceğim yani. Akşam çocuğuna çıkıp da böyle bir rahat oturamazsın. Çetede tut, kızında tut, cepsinde tut, her şey burada var ya. Ardahanlıyım. Memleketime gitmeyi düşünüyorum. Esenyurt kozmopolit bir ilçe. Dolayısıyla burada yaşamaktan memnun olanlar da yok değil. 2013'ten beri buradayım. Nereden geldiniz? Buş'tan geldim. Uygunluktan dolayı geldik. Ev aldık, geldik o yüzden. 40 senedir Esenyurt'tayım. Ne bileyim Esenyurt bize ne yapmış insanlar iyi olduktan sonra.